Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sevgili arkadaşlar, bu kaçıncı dersimiz oluyor? Yani enfusi. 6 mı 5 mi? 6 olacak. Şimdi ruhu şeceri şirket açayım mı? Hani nerede ne takıldı? İlk önce onu hemen daha göstereyim. Acelesinden. Hemen şu. Tamam, güzel. Şimdi insan kainatın çekirdeğidir. Hep Risale'de geçer. Bu mantığı, bu kuralı, bu merkezi noktayı, bu pergeli buraya koyup her şeyi çözümlüyoruz. Tamam mı? Büyük insan, küçük kainat. Şeceri hilkat, büyük insan. İnsan, küçük şeceri hilkat, tamam mı? Şimdi dedik ki, oradaki mana burada yansımış, cem olmuş. Mesela, şöyle bir göstereyim. Her deste. Mahiyeti zatiye var. Allah'lık hakikati. Bunu bilemeyeceğiz. Hiçbir zaman bilinmeyecek. Bilmiyoruz. Allah Resulü ona demiş ki en bilen yine seni kendin sensin demiş. En iyi kendin bilen. Şunat-ı Zatiye'nin bazı alametleri bize verilmiş. Şefkat vesaire. Tamam mı? Ondan sonra sıfat var. Zat-ı sıfatlar var. Subut-ı sıfatlar var. Esma var. Bu lahut yani vacib-ül vücut alemi. Tamam mı? Şimdi bu şöyle bir yere koyayım. Esma'nın bize bıraktığı var. Bunları çok biraz konuşmuştuk. Şimdi bu Allah karar verdi. Kainat yaratacağım dedi. Bir nur-u Muhammed'i yarattı. Burası, şu. Burada ne var? Bütün enerjiler var. Başka şeyler de var. Şimdi ona girmiyoruz kabataslak. O nedir? Benlik buradan geliyor. Bunu bilen kaderi çözüyor. Temelinde çözüyor. Kaderi nereden bakarsanız bakın cebir var, olur. Niçin? Ona gireceğiz burada inşallah da. Allah yarattığına göre insanı, Allah irade ve ihtiyarı verdiğine göre, ihtiyar ve irade hiçbir zaman verene karşı verilen eşit olamaz. Yani verilen, yani bize irade verilmiş, ihtiyar verilmiş. Yani vermiş yani, sana vermiş. Verilenle veren eşit olur mu? Ha, burada Ene'de şahsiyet-i ilahiye taayyum ve teşahhus ettiği için Şualar 9'da Allah'ın subutu sıfatları da burada taayyum etmiş. İlim, irade, sem, basar, kudret, irade, kelam. Taayyum ettiği için Ene'deki irade mahluk değil. Vacip de değil. Tamam mı? Ne aydır ne gaydır. Güneşteki güneş, aynadaki güneş, aynada yansıyan mumbasit güneş, bir de kağıttaki güneş. Tamam mı? Şimdi aynadaki güneş, semadaki güneş değil. Ama gayri de değil. Buna ne aydır ne gaydır denilir. Şimdi bu ene mahluksuz mahluk, mekansız mekan. Varlıksız varlık, vücutsuz vücut. Nasıl tanımlarsan. Tamam abi? Aynasız ayna. Şimdi o aynada vacib-ül vücudun subut-ı sıfatları, zat-ı sıfatları tecelli ediyor bu aynaya. Buraya. Bu eğer bunu anlarsanız mutlak hürriyetin nereden geldiğini anlarsınız. Yoksa mümkün değil, hep cebir kokar. Şimdi bu aynada, aynadaki güneş, semadaki güneş değil, ayna da değil. Ayna mıdır? Aynanın doğasından mı kustu? Aynanın güneşi aynadan kusmadı. Güneş de değil. O zaman nedir? Ne aydır ne gayridir. İşte ayna Ene'de, aynadaki gözüken, semadaki gözüken, temessül eden, taayyum ve teşahhus eden güneştir. Berzahi vücut diyebilir miyiz efendim? Berzaha vücut de işte artık. Biraz berzahtan da ileri de diyemiyorum.
aynadaki güneş ne denili burada? Taayyum ve teşahhus etmiş. İşte subuti sıfat burada taayyum ve teşahhus ettiği için buradaki irade mahluk değil. Halik de değil, haşa. Berzahtır diyoruz. Ama buradaki irade eğer mahluk olsa, sen ne kadar iradeli olursan ol, iradeyi verene karşı iraden yoktur. Senin mutlak iraden buradan geliyor Murat. Buradaki irade sana verilmemiş. Ne demek? Verilmemiş, verilmiş. Mahluk değil ama var sende. Bir bardak su getir. Sıcak olsun. Ama sıcak. Heh. Evet, ondandır. O değil. Aynadaki güneş. Ama irade bu. Verilmiştir desek kader metazori olur. Verilmemiştir desek bu sefer de şey gibi fiili cebri var. Boşa atmış oluruz. Evet. Fiili sahip. Ya mutezile olacaksın bunu bilmedikleri için. Ya mutezile etsin ya cebri etsin. Lef-i mavuz aşağıda. Şimdi burası... O zaman şahsiyet-i zatiyenin tecelli ettiği, tezahür... Yok öyle deme. Tezelli, tecelli demeyeceğiz. Taayyum ve teşahhus. Çünkü şu anlarda iki tabir kullanıyorum. Çok önemliydi bu tabir. Bunu aklımıza yerleştireceğiz. Tecelli etse o oluyor değil mi abi? He? Olmaz, tecelli olmaz. Tecelli etse o olmuş oluyor. Yani tecelli etse, affedersin, hayır mahluk oluyor. Mahluk. Tabii tecelli mahluk. Tecelli etse mahluk oluyor. Mutezile oluyorsun. O zaman mutezile oluyorsun. Yani kaderde acayip bir şey. Taayyum ve teşahhus diye getirmiş usta tanımlama. Aynadaki şimdi vahdet-i vücut nereden çıktı biliyor musunuz? O ayna var ya ayna. Aynayı görmediler. Aynadaki güneşi gördüler. İşte güneş bu. Güneşin hasiyetine de sahip. Başka bir güneş aramayı duymadılar. Tamam mı? Buradan geldi ama buna gireceğiz tekrar. Sonra bize şeyi verdi. Kabu kavseyn. Yani oku böyle yay çekersiniz ya. Bu ve bu. Kavseyn. İki tane kavis. Yani bu da kavis, bu da kavis. İki kavis. Bu uçlar değil. Ve kab. Kab, kab yani. Kab gibi. Kab. Kab. Bu da böyle, bu da böyle. Yani şöyle bazılar zannediyor. Bu kabı kavise deyince yayın bir ucu bu ucu. Hayır. Yayın şu demiri yuvarlak olan öteye doğru hamile. Bu tarafa çekilinin. Şimdi bu kabı kavseyin imkan ve vücub ortası Allah'ın rüyetine mazhar olunduğu yerdir. Rüyetullah makamımız. Şimdi ruh buradan verildi. Ben ruhu konuşuyorduk. Ruhun dört vasfını da konuştuk. Dün, geçen hafta ruhun dört vasfından bir zişuru konuştuk. Zişurdan sonra kanun emri mi konuşacaktık? Kime sorduk? Zihayat konuşacaktık. Ruh nereden gelmiş bize? Arş-ı Azam'dan. Bunun için açtım burayı. Akıl nereden gelmiş? Lef-i Mahfuz'dan. Ruh nereden gelmiş? Arş'tan. İnsandaki buhran ve bunalım, panik atak, surur, neşe, saadet, sevinç, cennet, cehennemden gelmiş. Celal ve cemal tecellisi. Ondan sonra daire ilim insandaki sistemler var ya işte burada Adem'dir, ilmi muhit, insanın sistem yazılımı. O cennet, cehennem şeyler ilk katta aynı yerde olmaması gerekmiyor. Aynı yerde, nerede? Mesela ismi adlı da ikisi de. Mesela yukarıda aynı yerde. Mesela aynı yerde orada cennet, cehennem de gayya kuyusu değil mi abi? Yani cennet, cehennem zıt mı olacak? Evet abi yani orada cennet olabilir. Cehennemse kadra aşağıda, şeyin de altında. Şeydir, makam itibariyle, yapı sistem itibariyle aynı alem. Ama bu biz çizdik diye bu böyle değil. Tabii ama nihayetsiz mertebe yani bitişi böyle yan yana değil tabii. Yani makam itibariyle, hakikat itibariyle. En altında şey var ya, en altta bir... Bak ne biliyor musun? Anlayın.
Bir tanesi cemali, cemal azami derece tecellisi sıfattır. Evet. Ama esmadır ama sıfat gibi olmuş. Evet. Bir de celal var. O da sıfat. Biz kızdığımız için aşağı indiriyoruz. Ama cemal ve cemal ikisi de sıfat. Aynı makamdadır. Kızdığımız için tabii şey yapıyoruz. Şimdi sonra aşağı iniyoruz. Daire-i hayat, hayatın hisleri, latifeleri, duyguları vesaire buradan takılmış. Önemli olan şu, ben biraz hem geç kaldığımız için bugün hayat içtiğim gerçeği ediyorum. Zaten bunları her dersin başında anlatıyorum bunu. Kürs buradan takıldı. Kürs ne demektir? Nefs buradan takıldı. Beşeriyet buradan takıldı. Şeytan buradan sanatıldı. Şeytan, cinler buradan insana şey yapılmış. Yalnız nefis deyince sakın ha. Nefse mali zannetmeyin. Nefse levvame, mulime, mutmaine, raziye, safiye, natika. Hepsi bu mertebede takılmış. Zaman buradan takılmış. Mekan buradan takılmış. Levi mafe ispat. Varlıklar şu tezgahta oluyor. Miraç'ta anlattığı kâfnun tezgahı. Alemi berzah kabir, yedi kat sema, beş yanında oturuyorsunuz. Tamam mı abi? Şimdi bu insan ve kainat, ikisi beraber işlenince ancak kendini çözüm bulursun. Orada esfel var ya abi, esfel de olması gerekmiyor mu cehennem? Aa, esfel. O ya, cehennem orada olması gerekmiyor. Orada ama yani o makam öyle değil. Abi cennetin yerini bir ara değiştirmiştik. Bu cehennemi de oraya alalım bence ya. Şey, celal tecellisi olduğu için sıfat itibariyle aynıdırlar. Şimdi ben şeye geçiyorum. Bu şu geçen hafta yaptığımız, sonra hulasa edeceğim size. Ha, şurayı da şey yapayım. Hulasa edeyim. Şurayı görüyorsunuz. Ruh ceberi. Tamam mı? Ene. Bu sefer Cenab-ı Hak bunu göstermek için, geçen hafta bunu göstermedim şokları. Bu hafta göstereceğimi söylemiştim. Bu ene, enenin dışarısı ruh değil. Ruhun ceberi var. Ruh ceberi, tamam mı? Ceberi ruh. Mahluk değil. Mahluk olabilmesi için bu ceber zişurdur. Zihayattır. Kanun emr. Vücud harici. Kanun emr. Vücud harici sahibi, tamam mı? Yani o haldeyken hiçbir şey gibi bir şey mi? Ceber, yani kanunlar gibi. Malum kanunlar diyor Üstad. Malumlar gibi, irade sıfatına gelen ve malum-i tekmini ifade eden malum kanunlar gibi. Ruhta bir kanun emridir diyor. Tamam. Fakat buna, bu cevere, cevere şey vermiş. Zişur takmış, ziyayat takmış, vücud harici vermiş, kanun emrileri koymuş. Yani kainatın Allah'ın dışında yaratılmış bütün kanunlar cem etmiş. Peki bu nasıl duracak ya, onu taktın. Bu sefer bak dikkat ederseniz ona bir beden misaliyle sarmış. Tamam bak. Şu bak okların takıldığı yeri görüyor musunuz Masum? Bak burada bir şey geçiyor Risale'de. 580 Miraç'ta bir bedeni misali bir gılaf latifi. Bak ikisi aynı cümleden geçiyor. Yerlere bakın. Bedeni misali ceveri ruh ile ruh arasındaki bir berzahtır. Yani katmandır. Bu belki de 20 senemi aldı. Yani şu ilimle ortaya çıkan bir de netice değil mi abi? O zaman bu gılaf, latif ile beden. Tabii bunlar ilim ve düşünceler, bilgilerin tefekkürle ilme dönüşürse. Tefekkür olmadan hiçbir bilgi ilme dönüşmez. Onun için Vesvese Risalesi'ni ezberlediği halde vesvese olmasının sebebi o bilgileri, Vesvese Risalesi'ndeki bilgileri, düşünceleri, malumatları tefekkürle. Tefekkür ne demek? O bilgiyi kendi alemine taşırsan, alemine taşırsan tefekkürüne sebep olur. Tefekkürle o bilgi, o malumat, o düşünce, unutmayın üç tane şey söylüyorum. Düşünce, bilgi, malumat. Tefekkürle ilme dönüşür. Bak şu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak abi. Tahayyül. Sonra. Tasavvur. Çok güzel. Takvur. Tasdik. Tasdik. İzan.
Alfabe iyi, bunu bilmeniz lazım. İltizam. Bak arkadaşlar, bu çok önemli şimdi. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sıfat ilk buraya giriyor. Dil, burun, göz, kulak, dokunma. 7 tane olacak. Hani 5 tane biliyorduk biz mektepte? Düşünme mi abi? Saygı reşeydi. Yok. Fikir. Sevk eşek miydi abi? Evet. Sevk. Sevk ve şefk. Usta tekniği bunu. Buraya bak şimdi. 7 tane duygu. Sevk ve şefk dediğin saygı ve şefka değil mi? O dediğin şey mi? O başka. O başka. Şimdi o gireceğiz. İlk böyle 7 tane duygu buraya giriyor. Bu öyle bir berzak ki tahayyül sesi şekle dönüştürüyor, formatını değiştiriyor. Elimle sürdün mü? Elimle. Bu dokunmayı şekillendiriyor. Şekillendiriyor. Yani bu böyle bir sistem. Yapıyorum ki unutmayasınız diye elimle. Tamam mı? Böyle bir sistem donanım. Şimdi bu çok önemli bir yer. Şurası. Bak, düşünceler. Bilgiler. Malumatlar. Vehimler. Zanlar. Şüpheler. Yok. Vehim olarak gözüküyor. Buraya gelir. Vahiy ise vahiy direkt buraya girer. Vahiy direkt buraya vurur. Buradan girer. Tamam abiler. İlham da tasavvura girmiyor mu abi? İlham. Vahiy gibi değil çünkü. Bak şimdi onun yerine koyalım. Şurayı da yapayım da. Var mı? Ha. Sen abi bir şey soracaktın. Sor. Biz hani diyor ya biz araya vahiy ettik. O zaman arada da mı tahakkül var? He. Çok güzel. 7 tane vahiy çeşidi var. Musa'nın annesine de vahiy ettik diyor. Çünkü dimaş dediğimiz için. Git diyor çocuğu sepete koy şeye bırak diyor. Evet, doğru. Çok şaşıracaksınız. Şeytana da vahyettik diyor. İn aşağıya dedik diyor. Tamam. Vahiy meselesi. O 13'ten ders oldu da vahiy şey devam ediyor. Vahiy sif o şey değil. Vahiy biz Cebrail'in sif getirmeye mecbur olduğu bir şeydir. Oysa Cebrail İsa'yı da getirdi biliyor musunuz? Doğru. Ya. Cebrail sif vahiy getirmiyor. İsa'yı da getirdi. Cebrail'in avanesi yok mu? O da size ilham veriyor. Tamam. Şimdi gideceğiz tabii onlar tek tek ama bu konuyu şey yapmamamız lazım. Bir kaba taslak yukarıdan aşağıya enfus aleme nasıl girileceğiz? Bunun alfabesiyle meşgul oluyor sizinle. Yani kaba taslak bunları şunları bilmen yetiyor. Tahakkul. Bak şimdi abi. Tefekkür burada. Şuur burada arkadaşlar. Ama birinci şuur. Abi biraz önce dedin ya düşünce, bilgi, malumat tefekkürle bir de ilim olur. Şimdi onu anlatacağım abi şimdi. Hemen şey yapayım. Hemen sen sormadan. Bak. İlim. Şimdi hemen sen daha kalırsan sorun alacağım. Bak şimdi. Şu düşünceleri görüyor musun abim? Malumatlar. Şimdi seyret şimdi. Eğer bunu
tefekkür edersen, tefekkür edersen bu ilim olur. Edebilir. Oldu mu abi şimdi soru? Oldu abi. Bunu şey yapacaktım. İlme dönür. Eğer tefekkür edemezsen, taakkul devreye girmese, yani risale okudun, düşünceler, bilgiler... O zaman vehim kabul görür. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Okuduğun bilgiler vesveseni çoğaltır. O zaman oturmamış oluyor değil mi? Bu tabii. Abi akıl devreden çıkıyor o zaman değil mi ya? Anladın mı? Bak artık çoğalttın düşünceleri. Tasavvurda düşünceler, bilgiler, malumatlar burada. Malumatlar. Elim değdiği için bunlar silinmesin. Sonra bak vehimler, zanlar devreye giriyor. Bunu evirip devirip çeviriyor şu bilgiyi, malumatı, düşünceyi, vehim, zan, şüphe. Alt üst ediyor bunu. Şöyle yapayım bunu. Herhalde aşağı yaparsınız. Bizim onu karnı edemiyor o zaman. Evet, edemiyor. Eğer bak, eğer tefekkürle ilme dönüşmese bunlar, bu üç sıfat, şu üç tane sıfat, bir, iki, üç, şunları, diğer üç sıfatı, şunu, bir, hani A, B, C, bu üç sıfat, diğer A, B, C sıfatlarla seni perişan ediyor. Perişan ediyor seni. Dumanını arttırıyor. Mesela adam gafil bir derece rahat. Gidiyor. Celaleddin Suyuti miydi? Kabir ve ahiret. Yok, İmam Kurtubi, İmam Şarani. Şarani'nin. Kesin, İmam Kurtubi. Mesela kaç sayfadır? Ben size söyleyeyim. 70 sayfa. 70 sayfa. Kırıkan'da Cemil var ya Cemil. Evet. Onun altta öğretmen var aşağıda, matematik. Sen mi saldın mı? Bir gecede okumuş adam, sabaha acilde kalp krizi geçirerek gitmiş. Kalp krizi geçirmiş. O kitap okumuş. Çünkü kabir azabı nasıl olur? Can verilmekten kabire ve cehenneme kadar. Yani şu can cehenneme nasıl giriliyor? Oraları şey yapmış. Okumuş. Tamam. Ve sabaha bitirmiş. Bana şart koşmuş. Tersteyiz el dersinde. Oradan giriyor. Geldi buraya. Ben oradayım, kabul edin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben bakıyorum. Aleyküm selam kardeş. Ders yapıyoruz. Buyurun. Benim bir şartım var derse gelmem için. Allah Allah. Hiç böyle bir şey rastladın mı? İlginç. İlginç. Balkonda orada. Ben dedi ders bitene kadar şu balkon kapısını böyle açacağım. Dışarıdan böyle hava almam lazım. Yoksa oturamam. Gel kardeş istersen sonra kadar açacağım. Gel otur. Dedi, normal değil zaten. Bize normal adam denk gelmez yani. Tamam, Allah'ın hikmeti. Meğer peki niçin olmuş anlatayım. Elimden zarar gelir mi? Bak ilim değildi ki o. Malumat. Şimdi Allah Resulü 23 senede sarf ettiği can vermeyi, can çekişmeyi, kabir azabı, cehennemi 23 seneye dağıttı. Mesela bir sohbet bir saat mi sürdü? 2 dakika cehennemden bahsetti. Bir saatin içinde. Ertesi gün 2,5 saat sohbet mi etti? 20 dakika kabirden bahsetti. Yemeğin tuzu değil mi bu? Çok da güzeldir. Bir saatlik derste 3-5 dakika hafta bahsetmek, kabirden bahsetmek, o şeyi, bilgiyi ne yaparmış biliyor musunuz? Korkutmak da aynı zamanda fırındır. Bilgiyi fırınlarsanız ilme de dönüşür. Şimdi pişmez yoksa, hamur yaptınız fırın yok. Korku fırındır. O bilgi pişirir. Direkt fırına sürdüğü haşladı. Bu ne yaptı biliyor musun?
Ümitsiz Haf kitabını okudu. Resulullah aleyhissalatü vesselam 23 seneyi mayaladı, içine koydu. Zaman zaman bahsettiği 23 senenin içindeki bilgi adam bir akşamda yuttu. Yani size soruyorum. 23 senede attığınız yemekteki tuzu bir anda yeseniz ne olur? Ama yemekteki şu anda tuz çok da güzeldir. Ama tek başına yerseniz yemeğin, mesela yemeğin tuzunu, yemeğin tek başına yerseniz o tuz sizi öldürür. Ama yemeğin içerisinde çok da güzeldir. Yani bütünsel içinde. Dünya hadiseleri, siyasi hadiseler de öyledir. Siyasi hadiseler öyledir, ailevi hadiseler öyledir. Kendi hadis, kendi psikolojin de öyledir. Bütünsel bakabilirsen, tamam, bütünsel bakabilirsen, mesela bir kedi ezildi, çıldırıyor insan. Ama biraz önce çatıda olduğu için söylüyorum. Çatıda çiftleşeyim diye dişinin çocuğu varken çiftleşmez. Benle çiftleşmiyor diye gidiyor, yavruları öldürür. Üç tanesini öldürürken iki tane öldürür, bir tanesini hemen de yakalandı vesaire, kaçtı. Kaçarken arabanın altına kaldı. Şimdi bu olayı bilmeyen iki tane yavru öldürdü, kaçıyor. Boğdu yani. Orada kaçarken arabanın altına kaldı. Bu olayı görmeden filmin tek tarafına bakıyorsunuz. Ay kedi gitti ya, kedi gitti ya. Tamam. Oysa bebek, ustad kendisi söylüyor, düştü kırıldı diyor. Hissi şefkata muhalefet ettiğinden ya kelebeği ya karıncayı parmağıyla ezdi. Ya tamam. Böyledir. Sistem böyle çalışıyor. Ahmet Mehmet'e değil. Kavura Müslüman'a da böyle çalışıyor. Sistem öyle çalışıyor. Kim nasıl yapmışsa öyle muamele görüme görecek. Şimdi bunlar şunlar bunları kullanırsa dünya cehennem olur. Eğer bu devrede yokken şunları tefekkür kullanırsa dünya cennet olur. Çünkü ilim, unutmayın, canlıdır, şuurludur, şuurludur, ruhludur. Çünkü subuti sıfattandır. Subuti. Subuti. Bu, he. Sıfattandır. Azar abi o zaman bu o düşünceler, bilgi, malumattan tefekkül onu ilme dönüştürmeyen böyle bunaltı, bunalım işte psikolojik. Bunalım bir de şu. Gurur, kibir, böyle var ya kafayı yumuyor böyle. Enaniyet, buhran, bunalım, panik atak, canım sıkıldı, of. Tamam canım gidiyorum, batsın bu dünya yapmış adam. Tamam, gidiyorum ya bu kadar yeter ya dersin, bu burada ne kalacağız, bu işte. Evet, çok bilgin var. Papağan gibi risale ezberlemişsin. Acayip de malumatların var şeyden, ansiklopedik bilgin var. Bu kitap okumaktan, ansiklopediyi okumaktan, bu risale okumaktan, bu da onları yoğurmaktan kazanımların senin. Bunlar düşüncelerdir. Üstad mesela şey yapmışlar, işkence falan, eğer bir dinim emretseydi, izin verseydi itaat edecektim. Onu nasıl anlayacağız? Çünkü onun üzerindeki öyle bir yük var ki sana baktığı zaman alim İslam'ı görüyor. Onun derdi çok büyüktü de ondan. Çünkü himmeti çok büyüktü. Milleti yaptı. Bir tanesi telefon ediyor hanım. Diyor ki ya bir şey anlatmak için sorduğun için. Ya Rabbi Hasan abiye gelecek bela musibet bana ver demiş. Allah'ım. Bunu niye diyorsun lan? Yani eşeğe yük taşıması için Allah ilk önce eşek yapıyor. O ruh yapıyor, da ona tahammül veriyor, ondan sonra veriyor. Sen şimdi eşeğin taşıyacağını köpeğe, kediye yüklesen ne olur? Tabi felç oldu. Ve vücudu, boğazı iltihap sarmış vesaire geri al vesaire diyor. Çünkü niye? Biz bunlar donanımlarımız var. Allah bir sıkıntı veriyor. Tamam. Hakikaten kaldıramazsın yani. Benim sıkıntım sen hali kaldıramazsın kardeş. Tamam. Üstadın sıkıntısını biz nerede kaldırıyoruz? Sen nasıl kaldıracağım ben usta? Yani ustad uzak olduğu için. Ama kadın gece 2.23'te açıyor, 37'de arıyor. 2.37. Mecbursun cemaatındır. Tamam. Yani
zor yani bu işler. Ha. Şimdi bu bize de geliyor. Vehim çok güzel, çok dersimiz var. Bunu böyle aldım abi. Tamam. Şimdi ben size burada neyi gösterecektim? Şunu gösterecektim. Bu ruh da Risale-i Nur'dan Miraç Risalesi'ne geçiyor. Bir glaf latif. Bir beden misali var. Ezber denmemiş. Ezber yok. Kışır yok. Yok böyle teferruatı yok. Hepsi lüp, esas, hakikat. Graf-i latif bedeni misali giydirmişti. Müdür ya. Aslında bu eski medreselerde çinçilehaneler filan vardı da. Acaba şimdi aklıma geldi de siz bahsedince. Bu şimdi ilmi veriyorlar ama orada çile çektiriyorlar. Yani o ruha böyle yerleşsin. Pişsin diye. Pişsin diye değil mi? Çünkü çile, bak hastalık, çile, musibet unutmayın. Fırındır. Ama bazıları havayla fırındır. Bazıları ceyranlıdır. Hamam da suyladır. Mesela hamamına gittiniz saunaya. Yani nasıl çıldırıyor adam. Unutmayın. Hastalık fırındır. Olgunlaştır. Ama içinde yoksa tepsiyi yakar. Anladın mı? Eğer fırın yoksa hamuru pişirdin kim yer ki? Kuşlar yer. Anladın mı? İkisi, onun için şöyle denilir. Hafsız reca, recasız haf yoktur. Mesela o adam ne yaptı o kalp krizi geçiren? Allah'ın celalini cemalsiz okudu. Cemal mayası katmadan celali direrek okudu. Sen kimsin ya? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir saat sohbet ederken, bu arada bir saat sohbetin rahmet-i ilahiyi anlatırken, 10 dakika veya 5 dakika, 7 dakika cehennemden bahsetti. O kimdi? Celaleddin Suyuti miydi? Hem kapattı. İmam Kurtubi, İmam Şarani. Şarani, he. Ben niye Celaleddin Suyuti kalmışım? Geçen de öyle dediniz, gene aynı şey. Bak demek ki Şarani kalsın. Şimdi Şarani Hazretleri ne yaptı? 23 senedeki o Resulların 7 dakika, 3 dakika, 5 dakika, 11 dakikalık topladı. Bir anda, usta şöyle diyor bunu. Şimdiye kadar attığınız gazı şu anda bir tanesi atsa burası da zehirleniriz. Şimdi bu saatte kadar attığınız tükürüğü varile koysanız, varile girseniz siz de gene bulursunuz. Aslında burada bir cihet daha ortaya çıkıyor. Yani İmam-ı Kurtubi cahildi, bu kitabı yazarken bunları biliyordu. Fakat o dönemin o dönemdeki insanların birçok şeylerle dolmuş şeylerine bir ek bilgi olarak yazdı. Evet. Şimdi Risale-i Nur bunu bu zaman insanla uygun bir malzeme ile anlatır. O gitti 100 sene, 200 sene, 500 sene öncenin ilacını kullandı. O yüzden de hasta. O zamanki millete, çünkü Resulullah diyor ki... Çünkü aynısı benim başıma geldi biliyorum abi. Yani İmam-ı Gazali'nin de var. Ölüm ve Ötesi diye kitabı. Ben can vermeyi oradan okuduğumda normalde takva anlatması lazım. Bir hafta namaz kılamadım. Bir hafta namaz kılamadım. Yani Nurları tanımadan önce? Yok, tanımadan önce. Tabii annem vefat ettiğinde 1994 senesinde 21 yaşındayken bir anda tak diye gitti annem 47-48 yaşında. Bir anda gitti. Yani hiç böyle bir saat önce konuşup yemek yerken bir saat sonra birisi beni almaya geldi tarlada. Dediler ki annen öldü. Eve geldim annem ölmüş. Öyle bir şey yok. 46-47 yaşında bir kadın. Hiçbir rahatsızlığı yok. Ve o kitap bende vardı. Üniversitedeyken almıştım duruyordu. Hiç okumamıştım. Tam dedim yeridir bir okuyayım. Orada abi can verme bir anlatış yöntemi var. Bizim orada Karaçalı dikeni derler. Buradakiler de bilir yani bazıları en azından. Onu diyor ağzından soktu. Tamam. Yani. Çünkü okumuşum biliyorum. Ondan sonra takva artması gerektiği halde bir hafta namaz kılamadım. Yemek yemedim. Her şey almıştı oldu, ben intihar edecektim yani. O şeye gelmiştim yani. Çünkü recasız haf. Allah Resulü diyor ki, ey ashabım, şimdi öyle bir zamandayız ki, söylediklerimin onda birini yapmazsanız helak olursunuz. Değil o zaman adetinde. Ama öyle yani. Bir zaman gelecek ki, söylediklerimin onda birini yapsalar kurtulur. Kurtulacaklar. Tamam. Gidiyoruz, o modeli giyiyoruz. Asıl saadet modelini giyiyoruz. Fakat hayat farklı. Her şey. Kardeş. Hiçbir malzeme peki çare ne? Madem buraya çareyi söyleyeyim.
Asıl imamını niye getirmiş Allah? Asıl imamın eserini okuyacağız. Tamam. Çünkü ya ifrat ya tefrit. Bak ben size isim söylüyorum. Matematik öğretmeni. Balkon kapısını açık tutarsanız, bana müsaade ederseniz oturabilirim dedi. Yoksa oturamam dedi. Oturamıyormuş. Ondan sonra dersi bitirdikten sonra sordum. Bir gece onu okudum. Ve sabaha karşı kalp krizi geçirmiş. Şimdi kapalı yerlerde asansöre binemiyor ve derste bile balkon kapısı açık duruyor. Diğer yerlerde ne yapıyorsun? Cam açıyorum dedi. Ve gitmiyorum dedi. Hiçbir derse gitmiyorum. Ama seni duydum meşhur. Duyduğum için dedi ama şu kapıyı açarsan açarım kardeşim. Neyse. Şimdi 500 sayfa bir gecede okudum ben o kitabı. 500 sayfa. Bir gecede okudum. 500. İyi, fazla dozajdan eskiden gitmedi. Ben hangisini okudum bilmiyorum ama yaklaşık olarak 200 veya 300 sayfa vardı. Kırıkhan'daydım. Tek başımda nöbetteydim. Allah kimsenin başına vermesin. Vakıftım. 1992. Kırıkhan'da tektim. Vakıftım. Orada yeni oluşuma sebebiyet veriyordum. Tamam mı? Öyle. Gitmedim köy kalmadı. Cenaze, düğün, cuma böyle bir hareket olduğum halde. Onu Allah iyiliğini versin. Tabii abi dinlemiyoruz. Rüştü abi. Demişler galiba. Şey, ben dedim geldim. Ne var ne yok dedi. Abi böyle böyle. Dedi ki 188 Kastamonu galiba veya 185. Niçin Gazali'nin kitabını okumuyor diye usta da söylemişler. Hmm. Tamam mı? Usta diyor bak, okumadın mı sen orayı? Okudum abi. Faturayı ödedin mi? Ah, çok fena dedim ve ağladım. Ağladım biliyor musun? Tamam tamam, geçti. Dedi bir anda ruhal yükleme yaptım. Abi öyle olmayacak değil mi dedim. Asıl imamın eserini oku, ben sana teselli versem teselli olacak, sonra unutursun. Ama ben kökten bir cevap vereyim sana. Asıl imamı bak ne diyor. İştirak-ı amal uhreviye. Hemen Kastamonu 96'da bir nur talebesi nasıl ehli necat olacağını ihlas, sadaka, takva, hizmet, iştinab-ı kebair sırınca. Sen yeter ki dedi kaldığın kardeşlerle uhuvvet ve tesanüdü sağla, başka bir şey yapma. Niye abi dedim. Ustad diyor ki hizmeti siz yapmıyorsunuz. Hizmeti Risale-i Nur yapıyor. Siz uhuvvet ve tesanüt. Sana vasiyetim de budur, risale de böyledir. Başka cehennemdir. Kardeşim benim işime bak. Ve en büyük saadeti söylüyorum. Gelirken misvamı kullanıyordum arabada. Şoför var. Ben sağ olsun getiriyorum. Düşünüyorum. Benim de bir, ben takıyor adamım. Bir davam var, dersim var, dersine koşuyor. Salı günü dersim var. Salı günü Kırkan'dayım. Yarın akşam inşallah. Ondan sonra şuradayım, buradayım. Ha, o zaman bir kayın oldu mu seni canlı tutuyor. Bak buradayım bu akşam, yarın akşam buradayım. Davanız olacak. Şimdi asıl imamı dinlemeseniz ya ifratta olacaksınız o eserle ya tefritte olacaksınız. Böyle bir şeyi nasıl göreceksin? Nerede göreceksin? Bunu hangi doktor, psikiyatrist bunu anlatacak sana böyle? Bunlar ne diyecek? Buna diyecek ki, buna. Ansiklopedi. Bilgi. Risale-i Nur. Yoğurdukların burada kaldı, buradasın, burada kaldın, perişansın. Çünkü bu Mustafa buna diyor ki, buna unutmayın şuraya. Şeytan buraya bu kadar müdahale edebiliyor ve bu iki sistem
İhtiyar ve iradeyi dinlemezler, belki de teklif altına girmezler. İntihar buradan oluyor. İntiharın kaynağı burasıdır. Bu oluyor daha çok. Bu üç tane. Üç tane. O zaman ihtiyar iradeyi dinlemediklerinden o kendinin tamamen kontrolden çıktığını zannediyor. Değil mi? Ben diyeceğim, ben yaşamak daha günahkar olacağım, daha rezil olacağım, daha kötü olacağım. Hayır. Allah'ın insan gibi düşünüyor. Kendisi gibi zan ya. Ne diyor? Enayine zenni abdi bil. Kulumun zanına göre. Allah nasıldır ona göre? Kendi. Rabbi, Allah demeyeyim. Rabbi nasıldır? Kendi düşündüğü gibidir. Kendi düşündüğü gibi Rab böyle olacak. Öyle düşünüyor. Peki Allah beni affetmeyecek. Allah'ın Adalet Bakanlığı'nı sana mı vermiş? Kimi affedip edilmeyeceğini gördün? Affeder. Beni ilgilendirmez. Onun işi o. Beni, şimdi de söylüyorum. Beni affeder. Affetmez. Benim işim değil ki. Benim işim bu, bunlarla meşgul olmak. O onun işi. Ama demek ki o öyle itikad etmiş. Onun düşüncesine göre de gerçekten intihar etmek lazım. Evet. Şimdi affetmeyen bir... Böyle affetmeyecek bir Rab yaşadıkça mesuliyet daha artıyor. İntihar et de az daha şey yapsın. Yani böyle bir ilahımız olsa biz de intihar ederiz. Ya ilah böyle olursa böyle olur. Ama gerçekten bunun ilahı öyle. Çünkü ama öyle. Bu gördüğünüz ama asır inim inim inliyor. Hastanelerin %20 ilaç bu. İşte Almanya'da %46.7 ilaçların psikolojik %46.7. 2025'te %74.6 olacak diye ezberledim. Almanya'da verilen ilaçların. Türkiye'de 34 milyon satılıyormuş abi depresyon ilacı. %27.8'i mi ne denk geliyor? Verilen ilaçlar oranı. Amerika'da da en çok kullanılan ilaçlar. Amerika'da zirvedeymiş. En tepede Amerika'da. Afrikalılar hiç kullanmıyor abi. Afrika'da yok. Çünkü çok zenginler. Ve pantolonları yok. İşi öğrenmişler. Ya? Sırtlarında taşıyorlar böyle. Neyim? En büyük özelliği ne biliyor musunuz? Hepsini hocam. En büyük özellikleri nedir biliyor musunuz? Kimin abi? Afrikalıların. Çok merak ettiğim için söylüyorum. Ben sosyali çok seviyorum. Bunların dertleri hep komple kabile aynı dertli. Mutlulukları da beraberler. Yani hasetleri, adaletleri yok. Mutlu mu birisi? Herkes mutlu oluyor. Bir tane mutsuz mu? Hepsi komple kabile mutsuz. Onun için orada mutsuz olma şansı yok. Ama bu bir usul müdür acaba Hasan abi? Eskiden de insanlar, hani dedelerin eski adetlere baktığında o da öyle. Evet, çıldırması gerekiyor. Şeker yok, tuz yok. Benim annem diyordu ki, sana diyor ağlıyorsun, yemek yapmak için lamba yok ya. Veya oradan bir şey almam için ateş yakmam lazım. Ateş yanacak ki o ışıkla göreyim. Ateş yanması lazım, ocak. Cep telefonunun ışığını tabii. Ondan sonra ateş yakacaksın. Herkes duyacak. Evet. Şimdi ben bunu göstermek istedim. Ruh çeviriyle ruh arasındaki kılıfa bedeni misali. Abi tefekküre şey diyebilir miyiz? Mideyi maneviye diyebilir miyiz? Çünkü orada sindirilirse... Bak, ustad diyor ki, dima da bir midedir, kalp da bir midedir, akıl da bir midedir. Tamam mı? Bunlar hepsi midedir. Mide, tamam mı? Sindirimi güzel olan insan, evet. Sağlıklı oluyor ya be. Ya. Yani giren malzemeler hep aynı ama sindirimi güzel değil adam. Evet. Tefekkürü yok yani. Bir behre demesi de ondan mı? Tasavvurda bir behre. Bir behre. Bir behrenin anlamı nedir orada aslında? Bir behre yani bir ipe sapa gelmeyecek, kayda ve kurala girmeyecek. Şu anda memnun gibi gözükürken biraz sonra tersine dönebilecek. Kararsız, muvazenesiz bir şey, düşünce, bilgi. Memnun olmasının da, memnun olmamasının da altyapısı olmamak demek. Gerekçesi olmamak demek. Evet, gerekçesi yok. Abi o zaman kısaca bütün sistemi tefekkür çalıştırıyoruz. Şimdi biz bu tabloya baktık. Bu tabloya bakınca tefekkür olmadığı zaman vehim, zan, şüphe. Ama tasavvurda başka şeyler de var ya. Mesela bu psikolojik noktasında söyledim. Ama burada tam 24 tane madde var burada. Taakkulde mi? Taakkulde tabii.
Bir tanesi tefekkürdür, bir tanesi şuurdur. Şimdi o zaman tefekkür olunca gelen mesela ne bilgi varsa doğru veya yanlış hepsini kabul etmiş olmuyor mu tefekkür? Etmiyor, almıyor onu. Almıyor. Çünkü niye? Sen tefekkürü çalıştırdığın zaman şuur da otomatik giriyor zaten. Yani bir şey, bir bilgi tefekkür edileceği zaman taakkulun içinde tam 24 tane sıfat var. Fehim var. Abi bunların mertebeleri de var. Mesela bir şişeye baktığımız zaman... Tabii hani, ki mertebeleri. Ama bu detaya girmeyelim diye girmiyorum. Ne kadar var biliyor musun? Şöyle diyelim. Bir bakıp güzeldir demek geçti. Keşke o dima defter haline getirdiler şey kitap. 13 tane şey, 138 sayfa. Yani yaptığımız dima enfusi dersleri 3 saat ortalama yazıya döktüler de bunları tek tek anlatıyor. Şunu diye beşiktaşlar da şey yapsın. Haftaya otomatik şey yaparsın. Yani haftaya bir ben nasıl hatırlayacağım? Gelirken telefon ederiz abi. Bir de bir şey getirecektim. Şey harita. Tefekkür gayret surulan eğer gayretle oluşturulmamış ise gayretsiz. Şimdi onu vehim ve şüpheye gidiyor değil mi abi? Evet. O bir, yani yeşille altını çizdiğimiz şeyler herhangi bir yatırım yapılmaması, gayret yoksa malzeme yoksa otomatik gidiyor değil mi vehim zana? Yani biz vehim zana yapmıyoruz. Kendisi yani kendi onu o oluyor. Onu yap tefekkür yapmadığın anda o oluyor. Otomatikmen vehim zan ve şüphe yapmadığın anda odur zaten. Ondan sonra bu tefekkürü kuvvetlendiren niyet var. Birinci niyet var. Birinci şuur var. Şimdi bunlar hepsi birbirini aktif ediyor. Öyle paldır küldür şu tefekkür yapamıyorsun. Çünkü tefekkürün için ise ne diyelim ki gayrimeşru almış seçen şey var. Tefekkür olmuyor o. O düşünceye giriyor. Geçmiyor. Buraya girmiyor. Tefekkür değil o. Düşünce ile tefekkür arasındaki fark en belirgin fark şudur. Tefekkür ettiğin zaman ruhsal bir ferahlık yaşarsın. Her tefekkürün sonu huzurdur. Tefekkür yapmaya çalışıyor değil mi? Çalışıyor. Her tefekkür yani her düşünceyi tefekkürle yaparsan huzur olur. Bilgi ve eğer, düşünce olur. Evet. Ötekisini yaparsan ya inanet olur ya karamsarlık olur. Yani olumsuzluklar olur. Onu düşüncedir. O zaman kötü bir şey. Yaklaşık olarak 60 tane tefekkür cümlesi yani tefekkürle düşünce. Tefekkürle düşünce arasındaki fark tefekkür şudur, düşünce şudur. Tefekkür. Sen derste yapmıştın mesela tefekkür içeriye taşır, düşünce dışarıya taşır. Ya işte yapmıştık değil mi yani? Evet. Ve ders var ya. Yani. Evet. Şimdi ben size acele ediyorum. Zişuuru okudum ya. Şu zişuuru, şuuru bir hulasa etmek istiyorum size. Şuuru. Tamam. Zişuuru şey yapalım şurada. İlk önce bu Glaf-ı Latif'i gördünüz mü? Ha, beden-i misali ruh cebiri ile ruh arasındaki berzahtır. Şeyse Glaf-ı Latif ise ruh mahluktur artık. Onunla beden arasındaki ilişki. Şu zişur bunun içindedir. Beyazda bak şurada. Görüyor musun? Şurada. Bak görüyor musunuz? Ha, bu Glaf-ı Latif nedir biliyor musun? Şöyle yapıyorum. Elime bakın. Cebeli ruh. Ona dört tane özellik takıldı. Zişur, zihayat, kanun ev, vücud harici. Durmaz mı? Bir de sar. Tamam. Ona sardık mı abi? Glaf-ı Latif oldu. Şimdi bu ruh oldu, mahluk. Cesedi nasıl duracak? Ceset olmayacak bir şey yapalım. Şu ruhtur. Ceset değil. Şimdi bu cesette durmaz. O zaman bana bir şey verin ki ceset olmasın, ruh da olmasın ama ikisini kaynaştırsın. Kaynak yapsın. Bedenimiz. Bu Glaf-ı Latif. Tamam. Cevher-i ruh ile ruh arasındaki bedeni misal. Tamam. Oturdum. Bir daha. Vücut. Bir daha. Şu. Bunu yazsak abi. He? Ben tamam şu. Bak şimdi. Ene. Tamam abi. Bu ene. Buna ruh giydirildi. Ruh değil. Cevher ruh. Cevheri ruh. Tamam abi. Giydirdim abi. Ha. Şimdi bu giydirildi ona uygun. Buna da ruha dönüşmesi için ruh mahluk.
O zaman şuraya, şu çizgiye bedeni misali. Şuraya arkadaşlar, şuraya şu da ceset. Beden, cisim. Ceset de ceset, ceset. Tamam. Şimdi fakat bu burada buna uygun bir tane şey olması lazım. Bu da lafı latif. Yoksa girmez cesede, şey, bedene girmez, cesede girmez. Yani sistem farklı çünkü. Peki ruh bedenden çıktığı zaman? Öyle. Bunları giyiyor. Bu glaf latifi. Hala glaf latif üzerinde olmuş. Hala evet, hala duruyor çünkü. Peki ya bir şey daha sorabilir miyim? Çünkü ölen bedendir. Cennette daha ne var olacak yani? Tabii. Gidersek inşallah. O zaman cennete gidersek, şu, yani inşallah, şu var ya şu, vefat ettiği anda şu beden gidiyor şu. Azabı kim çekiyor abi ben zaten? Kim? O mor kısım. He. Beden, cisim, cisim. Yani nefis çekiyor. Nefis derken beşeriyetimiz. Nefis derken burası. Mahşerde mesela diyelim ya da kabirde. Beşeriyetimiz. Mahşerde kabirde biz ne şey beden misaliyle mi oluyoruz? Yok yok. Şey, glaf. Şimdi bu glaf latif var ya burada. Nereye giderse çok acayip bir özelliği var. Berzaha mı gitti? Hmm. Haşir köprüsü, şey, Sırat köprüsünün cennete ona uygun elbise giydiriliyor. Burada bunu giydirmiş. Şu ama glaf-ı latif hep duruyor. Bak bunu unutmayın. Şurayı. Mesela dünyada atom berzahta maddi hayat, cennette aynı hayat, maddi hayatın içinde nur da var, nur düşük makam, nur düşüktür maddi hayat şeyi, tamam mı abi? Bunu giyer. Şimdi ben şuuru bir hulasalandırayım. Buna gireceğiz. Şuur bu makamda aklı sahibine bağlama ve bağlamamadır. Buna karar vermek. Evet. Sahibine bağlarsan aklın şuurlu olur. Bağlamasan aklın zekilik sıfatına bağlı olur. Zeki oluruz. Yani şuur, arkadaşlar şuur ne yapar? Aklı sahibine bağlarsa şuur şey akıllı olur. Aklı sahibine bağlamazsa zeki olur. Baş belası işte. Tamam abi. Abi hani sen demiştin aklına şey var. 24 tane. Saydılar ben 33 tane biliyordum ama herhalde 33 tanedir. Dediklerin hepsi. Bugün bir tanesi itiraz etti de 24 tanedir dedi de. 24 tane biz deyiz. Biz deyindik mecburaya ama sayacağım. Biri de zekavettir dedin. O zaman
Aklın sıfatıdır zeki. Şuurlu olmayınca bir insan şuuru çalıştırmadığı zaman şuuru zekidir. Zeki oluyor yani. Zekidir. Peki piyasada psikoloji hastalığı kim yaşar biliyor musun? Zekiler. Akıllar yaşamaz. Ne demiştik? Zekiler çabuk kaybediyor. Bu el yapılırken bu el kullanılmadı. 25. kare yapıyorum böylelikler. Bazıları matraklık yapıyor zannediyor. Bu el yapılırken bu el kullanılmadı. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bu gözden önce bir göz olması lazım bu olması için. Bu akılla bu akıl yapılmadı. Bu aklı yapanı bu aklı bağlarsak akıllı. Yok ben kendi kendime yeterim. Ben kendi kendime mutlu ederim. Eğer aklı sahibine bağlamasa vahiy, zeki olur. Çünkü zekavet aklın sıfatıdır. Şimdi devam. Dış dünyayı kaynağına bağlama şuurdur. Arkadaşlar, dış dünyayı, bir şey var mı mevcudat? Elma, armut, kedi, köpek. Sahibine bağlama melekimiz şuurdur. Kalpte bir şuur var. İkinci şuur. Kendisini Allah'a bağlarsa otomatik olarak bu da ikinci şuurdur ki bu adam cennet hayatı yaşar. Ustad Mesnedi diyor ikinci şuur ile diyor. İki tane şuur. İkinci şuur diyor mu? Evet. İkinci şuur. Çünkü sen uyduruyorsun zannediyoruz da bunları o yüzden. Bir bugün dün söyledim o pazar günü şey. Öyle bir dersler ki Abdullah öyle viraj öyle alt yol ki vallahi yemin ederim Allah'a Risale-i Nur'un dışında bakarsan hep Risale'deki şey bir kelime bile nefes alamazsın burada. Kesinlikle virajda darmadağın olur araban. Bir tane ile çıkamazsın. Bir tane bana göster. Risale dışında bir kelime. İkinci şuuru birine söyledim de dedi ki siz uyduruyorsunuz dedi öyle bir şey yok. Evet doğru. Sen geçen dersen. He? Geçen ders ikinci şuurla birinci şuuru anlattın mı? Birinci ve ikinci şuuru anlattığım için. Aklın sıfatı olup dimağın tüm mertebelerine nüfuz edip beslenme kabiliyetimizdir. Bu hayvanlarda da vardır ama aklı seviyesini değil. Birinci şuur hayvanlarda var. Şimdi ben zihayata geçiyorum. Bismillah. Dersimize yeni başlıyoruz. Bunları hep saymıyoruz. Tamam mı? Sen kaç oldun? Murat öyle garip bakma. 7.30. Ezan okundu mu akşam şey? Okundu. Yatsı okundu mu? Ders kaçta başlıyor burada? Saat 8.30. 8.30. O zaman 8'e çeyrek kala 8.30 mu? 7.30 kalmış şu an saat. He, bir dakika, ders 8.30 mu? Saat 8.30 kaldım. Peki biz ne zaman duralım? Siz bana saat söyleyin. Tamam. İster 8 gibi olursa namazı da kılarız. Tam ders vaktine de gelmiş olur. Geçen de öyle yapmış. Tamam. O zaman 8'i 5 kala beni durdur. Tamam abi. Veya daha şey. Tamam. Şimdi zihayata giriyorum sevgili kardeşim. Hazır mıyız? Ama şu şuuru da bir de göstereyim ya. Dayanamayacağım yani. Bak Hasan abi akıl haritası var mı akıl? Var tabii. Bütün hepsi böyle işte itikad edildiği zaman hepsi tamamı böyle içinde sadece akıla ait bir harita. Ha akıl ama almadım onu ya. 24 tane maddeyi diyorsun. Yok akıla ait ne var? Şu şecere hilkat var ya şecere hilkat gibi akıl. O almaz o bir haritaya sokamadım. Yani akıl derken bu taakul akıl değildir. Yok taakul bir şey anlatacağım. Komple. Bak taakul bir sistemdir, içerisinde akıl var. O aklı komple harita yapsak almıyor sıfatların. 24 tane sıfat. Fehim orada. Fehimi göstermem için uzatırız ama aşağıya doğru. Yani öyle bir hakikaten böyle bir şey yapsak, onun için sıkıştırıcı, böyle yapsak. En haritası var, ruh haritası var, şecereli kat var. Dima var, dima var. Akıl da var ama. Ama o dima akıl da değil. Yani akıl diyeceğiz ondan sonra şubeler işte dima. Var. Nerede var bak şimdi. Var ama senin dediğin ki o sana yeter kastettin. Ben kastettim başta daha camiydi. Şeyde var. Kaçıncı defter? Dima dersimizde kitap haline getirdiler. Fotokopi yaparak yani hepimize klosür yaptı. Galiba 4005. derste 138 sayfadır.
13 tane ders. Her bir ders 3 saattir ortalama. Orada aklı mertebeleri yaptık bir derste 2 saat. Aklı mertebelerini girin böyle. Mesela internette olan bakarsınız. Nur dersine gir, dima veya akıl. Akıl mertebeleriniz, onlar hepsi işlendi. Bu duygusal zeka dedikleri acaba şuur olabilir mi? İkinci şuur, yeni... İki aşağıdan. İkinci dur. Odur diyemezsin onlar de, dedikleri. O kuvvet veriyor. Şimdi ben şuur altına gitmeden, şimdi zihayata gireyim. Çünkü zamanım yok. Şuurumuzun altında neler var? Şu. Bu kabataslak bir görün dedik arkadaşlar. Görüyor musunuz? Dün geçen hafta ve hafta şu mouse'un olduğu yere bakın. Latife Rabban işledik. Emri nisbi işledik. Emri itibar, meylan, tasarruf işledik. İrade ihtiyarı işledik. İkinci şurasın abi. Şuur altı hissiyat diyor ya üstad. Hani biraz böyle kontrolsüz, kendisi böyle giden, hareket edebilen bir şey anlaşılıyor. O mu oluyor? Hayır. O değil. Bak şuur altını gösterdim ya. Bak şuur altı, bak şurada görüyor musun? Şuur altı sistem bu. Yani diman mertebesini görüyor musun? Gör bak, itikat, itizam bak. Şuur altı nasıl çalışıyor? Bunların bütünlüğüyle çalışıyor. Nasıl anlatayım şimdi? Bunu Elif'en nasıl görecek? Nereden bilecek bunu? Bak şimdi. İtikat basara denk geliyor. Ustad tasavvufta marifet değil. Hakikatta şahadettir, şuhuttur. Bu göz yapıyor. Çünkü Miraç'ta kelamına ve rüyetine mazhar oldu. Son mertebe bu. Mansur. Dima öyle diyor ya, kelamına ve rüyetine. Göz. O nedir? Şahadettir, şuhuttur. Marifet değil, şuhuttur. Bu basardır. Dima itikadına denk gelir. Acayip bir gün. Mesela irtizam kelamdır. Teslim değil, imandır. Tamam mı? Değil. La ilahe illallah olur. Evet. Ve değildir. İzan semiye bir şey yapar. İltizam değil, izandır. Bak izan aynısı. Bu kulaktır. Tasdik iradeli tasdik saikadır. Tasdik yani şu saika ilim yani. Taakul ilim vesaire devam ediyor. Abi Risale-i Nur içinde bu tabirler geçmiyor mu tasavvur? Değil hayır, şey, Risale-i Nur için. Bu nasıl başlayacak? Ama altına... Hayır, Risale-i Nur için. Tabi Risale-i Nur için geçiyor. Bunu geçiyor ama bak ne yaptık bunu? Bu tasavvufta bu tabirler, hakikatta bu tabirler, subuti sıfatta bu tabirler, dimada bu tabirler. Bunu bu hale getirdik. Bir, dima. Koy tencereye, dima. Subuti sıfatı koy tencereye. Bizdeki karşılığı. Tasavvuftakini de koydum. Çünkü bu dersi tasavvufçular da dinliyor. Ondan sonra Risale-i Nur'daki okuyanlar, fedakarlar, gayret edenlerdeki hakikat eğillerinin sıfatları koy tencereye. Bizim 7 tane duygumuz var. Onların işlevini de koy tencereye. Karıştır. Bunların ceminden çıkar şuur altı. Sen bunları hiç düşünmüyorsun, otomatik oluyor. 20 sene medreseye gitmiş, bir dershaneye gitmiş birisi. Bugün yapacak bir şeyim yok diye evden çıktığı zaman kahveye gidemez. Yani şuur altı ona medreseye gidiyor. Kesinlikle. Dershaneye gidiyor. Ya da 20 sene kahveye gitmiş adam, bugün de dershaneye gideyim diyemez. Ona ait bir şey söyleyeyim, şuur altı. Pazar günü sabah, pazar günü onda dersimiz var ya. Sabah namaza kalkacağım. Vesaire. Sesle kalktım, zil çalmadan. Birkaç dakika sonra zil çaldım. Ne sesi biliyor musun? Cebrail şifayı getirmedi, İsa'yı getirdi. Bu bilgi benim yeni, bir haftalık daha. Benim olabilirmiş. Ölmeseydim benim olurdu. Cebrail şifayı getirmedi, İsa'yı getirdi, İsa'yı da getirdi. Ona ait 13. ders, dersin adı bu. İsa sana indi biliyor musun? Ersin şimdi inşallah yerine gidecek. Yani şuur altından geldi bu. Yani bu söylediği için 20 sene medrese eğitim yapan bir insan evden çıkıp da kahve gidemediği gibi. Biz de yatakta yatarken bununla yatıyoruz, bununla kalkıyoruz. Ayşe Fatma Dolar Hasan Hüseyin'le yatarsan o cinsle kalkarsın.
Tabii biz de bununla yaptığımız için bu mesulada bunlar yankılanıyor. Bu gayet normal canım, bir meziyet değil ki bu. Evet. Belli meşgul olsun. Tabii tabii tabii, herhalde adet olamadır ya. Şimdi adam şuna bununla hayalle yatacak, ağrıya da Resul'a girecek. Yani o hayalin altında olur, ayıptır da yani. Evet, zihayat. Zihayat. Nedir bu? Ruhun dört sıfatından bir sıfatı. Kaç dakikamız var? 25. En azından kabataslanı anlatalım. Zihayat. Şu. Allah'ı düşünün. Allah'ın dışında ben sayıyorum. Mecul. Mahluk değil. Çık onu. Kabu kalpsin. Arş-ı Azam. Lef-i Mahfuz. Arş. Yani Allah'ın dışında ne var? Hepsini meyveden, elmadan suyu çıkartacaksınız. Bir makineye koyalım. Su çıkartıyor ya. Allah'ın dışında Allah ne yaratmışsa gidin meyve suyu, meyve sıkacağı suyunu çıkartacak bir alete koyun. Arş-ı Kürsü, Cennet, Cennemi, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Şeytan, Melek, hepsini koy. Koydurma. Adını unuttum ya. Şükran. Şükran. Koydurma abi. Hadi suyunu çıkartalım. Ne çıkar? Hayat çıkar. Zaten abi her şeyde maddesi de hayat değil mi? Her şey. Evet, her şey maddesi hayat. Hayatı da makineye koyalım ama biraz daha hassas makineye. Hayatı koyduk. O çıkan öz hayat. Hayatı da koyduk. 336 lemalardan söylüyorum bunu. Hayatın da nesi çıktı özü? Nedir o? Şuur ve his. Şuur ve hissi de daha latif bir cihaza koyduk. Özünü alıyoruz, suyunu çıkarıyoruz. Ne çıkar? Akıl canım. Akıl. Ha, bitti. Özü yok da bu cihaz. Ruh ise aklın zati ve sabit cevheridir diyor. Özü değil. Arkadaşlar bu hayatı gördünüz mü? Ne olduğunu ne anlattım? Bakın da böyle. Hayat görünce Allah'ın dışında taş, demir, halil, o masandaki demir bile, demir var ya demir. Onu hayattan yaratılmış. Demir. Çünkü atom üstü demirdir. Atom altı demir yok. Altı demir memir yok. Sen sabit görüyorsun. O aslında devamlı oynuyor. Devamlı saniyede 40 bin kilometre hızla elektronları dönüyor. Şu demir. Saniyede 40 bin kilometre hızla dönüyor şu masandaki demir. Sana hizmet etsin diye. Tık saniye 40 bin. 40 bin kilometre ne demek biliyor musun? Dünyanın ekvatorun çevresidir. Şu anda saniye, şu an dediğim zaten çok oldu bile. Ekvatorun çevresi 40 bindir. Bu elektronun saniyedeki hızı 40 bindir. Kıyas etmeniz için söylüyorum. Işık hızının taneciğin hızı 300 bin kilometre bölü saniyedir. Allah, böyle bir Allah. Nasıl bir Allah'ınız var? İftihar, yani iftihar edersin değil mi böyle bir Allah? O zaman o ruh, o yani, hareketli, onu alacağım sorunu. Hareketli olandan donuk bir şey yapması. Bak şimdi. Ölü topraktan diri çıkarması. Nur, ışık, duman, iki zıttan odun yapması. Aynı yere koyması. Odunu meydana getiren ısı, ışık, renk, madde değil, mekanı yok. Bir yere tutamazsınız. O ısı, ışık, renk, ultraviyole ışınları, kalori, enerjili bunların dışında getireceksin, bunu sıkıştıracaksın, odun yapacaksın. Birine kızdığımız odun diyoruz, odun ne harika bir ya, şey. Odunun içi karanlık, nuru orada saklayacaksın. Odun ne büyük düşman, ateştir, ateş içinde saklayacaksın. Allah zıttından çıkartıyor da basmıyor kafa. Onu kim yaptı? O odunun içerisindeki nuru kim yaptı? Odun yakınca nur çıkmıyor mu? Işık. Duman çıkmıyor mu? İki zıt değil mi? İki tane zıttı nasıl koydu bir yere? Ve hiç alakası olmayan
katı bir şey. Odun yakınca her tarafta. Odun yakınca çatalcan neresinde? Her yerinde. Her yerinde. Ama her yerinde olan bir sistemle bir yerde olan madde yapacaksın. Onu yapacaksın. Allah'a katın usta değil mi? Vicdanla söyleyeceksin. Tansıklı değil. Böyle bir Allah ile ben iftihar ediyorum. Odun hayatta, odunun içinde duman, nur, ısı, ışık, kalori, ütübe, yerleşim, mekan olmayan nur, nar, ateş, dalga boyları, bir sürü şeyler var ama odun gözüküyor. Hiç alakası yok. Hayat da böyledir. Hayatın içerisinde birbirine bindirilmiş alemler var. Odunun içerisine bindirilmiş dalga boy alemler. Karanlık bir alem. Işık bir alem. Isı bir alem. Dalga boylar bir alem. Kaloriler bir alem. Enerjiler bir alem orada. Esirler bir alem. Hiçbirisi birbirine karışmıyor, biliyor musunuz? Ha, odunu nasıl yaptıysa hayatı da böyle yaptı. Aynı odundan, odundan yaprak çıkıyor. Aynı odundan çiçek, aynı odundan meyve, aynı odundan koku, aynı odundan tat, aynı odundan renk vesaire her şey çıkıyor. Kalori çıkıyor, karaciğer malzeme çıkıyor, beyni çıkıyor. Oksijen çıkıyor. Ne acayip bir şey değil? Odun ya odun, ha böyle bir odun. Ey odun, keşke odun olsam. Çünkü odun bile demiyorlar haşir meydandaki. Ya leyteni küntü turava, keşke toprak olsaydım. Yani işte hiç olsaydım demiyor, niye? Çünkü fıtratta hiç olmak yoktur. En mesuliyetsiz gene topraktır, en mesuliyetli gene orada ağaçtan başlıyor. Çünkü toprak niye mesuliyetsiz? Her şeye sebep olduğu için el mübarek. Her şeyin zeminidir. Biber de oradan çıkar. Her kavurur. Şeyi kabul ediyor abi. Evet. Kafiri bile içinde almış. Ben vallahi tükürürdüm atardım. Gerçi Deccal dışarı yatmış. Hayat anladık mı? Çık dışarıya. Fıtrat insaniye yaratılmış. Hayattan. Ne yaratılmış? Fıtrat insaniye. Allah Allah. Doğru mudur abi? Fıtrat insaniye program. İnsanın programı. Evet. Fıtrat insaniye. Evet. Allahu Ekber ya. Çünkü kafirde de bir insanlık fıtratı var abi. Yerine göre. Latife insani olacaktı. Bir tane burada yanlış yapmış. Onu hemen şey yapayım. Çok ilgimi çekmiş. Ah Ersan ah. Latife insani olacaktı da. Nerede şu, şu en doğrusu şu. Nerede o ceber? Ceberleri şey yapayım. Geçtin abi. Ceber, ceber. Ceberi açayım bak ceberde. Üstte abi. Şunu açalım bak. Bak o ne yapmış? İkisi de latife insanı yazmış. Fıtrat insanı. Bak. Bak görüyor musunuz? Fıtrat insanı nerede? Latife insanı nerede? Yani. Bak. Yani. Ben de şaşırdım. Gelmeyeyim. Orada yanlış yazmış işte. Evet. Fıtrat insanı yazmış. Latife insanı olacaktı. Şaşırdım. Sen sorunca. Fıtrat insanı yukarıda. Yeni mi? Çünkü ben bırakıyorum. Ressam yapıyor. Daha onu takip edemiyorum ki. Buradakini yazacak. Onu bile yanlış yazıyor. Yani tabela yapıyorlar. Benim adımla ismini koyuyorlar. Meculları bir sürü hata yapıyorlar. Lan iki satırla. Mesela hakikati bulamayan çok hata yapar diyor. Ne alakası var? Hakikati bulamayan çok hayalata sapar. Hayalata hata yazmış. Şimdi fıtrat insaniye nerede? Latife insaniye nerede ya? Ben de şaşırıyorum. O sordu. Fıtrat insaniye burada olmaması lazım. Sonra şüphelendim. Bak nasıl itti yani bu? Yani nasıl bak yanlış olduğunu? İtiyor. Olmuyor. Uymuyor. Yerleşmiyor. Olmuyor. Uyanmıyor. Demek ki hadi gelelim şeye. Hayatı anladık mı abi? Ondan sonra kesiyoruz. Çek dışarıya. Allah'ın dışında bütün alemleri topladık mı abi özünü? Ne çıktı? Evet. Hayat. Hayatı da dışarıya çıkartalım. His ve şuur geçmeyeceğiz. Latife insaniyedir. Latife insaniye nerede hemen göstereyim size. Üşenmeden. Siz de gençlere ders yaparken sakın üşenmeyeceksiniz. Bak arkadaşlar. Kalbim. Asıl
Aslında bu Trabzon'muş. Fırın çok büyük değil mi? Yok abi, kaba yapısı da Laz diyor yani. Şimdi bu kap. Bak burası Latife-i İnsaniye. Şurası vicdan. Şurası namussuz. Şeytan. Ama dışarıda. Aleti vesvese olan lümmeyi şeytaniye. Tamam mı abiler? Evet. Şimdi latife insanı gördünüz nerededir? Kalbin içinde. Bir şube. Şey nerede? Dima burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahayyül. Bir tane yazayım da. Bir de yok. İtikat. Gerisini bildiğiniz. Şimdi bunlara bakınca sana abi çok insan insan olmadan ölüyor. İnsan mı? Çoğu insan insan olmadan ölüyor. Nerede bu insan? Nerede işte yaşıyoruz. İşte ölüyoruz işte. Öyle gidiyoruz. Yani bir tahayyülmüş. Behlül Dani Hazretleri'nin bir şeyi var ya abi. Çarşı ortasında tuvalet. Diyor ne biçim insansın? Bir de diyor beni diyorlar senin için falan. Eliniz diyor bak bari insan görebiliyor musun? Kimse yok diye yapıyor. Hırsız diye yapıyor. Ulema İslam ne demiş biliyor musun Murat? Bu asra. Kayıp asır. Kayıp asır. Şimdi insan yaşamak. İnsanlık yaşamakmış. Ya şu tablolara bakıyorsun, şu tablolara bakıyorsun. Bu nasıl bir makinadır, nasıl bir cihazdır, nasıl bir ruhtur? Ustad öyle diyor, cihaz. Bir tarihe bakıyorsun, hayalen gidiyorum insanların gayesine, fikriyatına. Gaveye bunun... adam iki kumar oynayacak, işte akşam olacak. Ne yaptın biliyor musun? Ne yaptın biliyor musun? Arabayla gidiyordum, ışıklarda durdum. Baktım ki sağdan kahveye denk geldim. Kahveye denk geldim. Emre'nin arabası bendeydi. Ondan sonra ne yaptım biliyor musun? Işıklar durunca baktım, hava da hafif yağmurlu, biraz şey beni görmedi, almışlar. Ama kahvenin hemen ilk masada, belki de vardır 65 üzeri adam. Onu görüyorum, diğer üçünü görmüyorum yanım. Arabayı şeyden, ışıklardan çıktım, kahvenin oraya bir şey bekliyor gibi yalandan durdum seyrediyorum. İnsan Allah'ması geliyor. Ondan sonra Esselatu ve selamu aleyk falanca Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Yani kumar attı, öldü. Allah'ın rahmetine kavuştu. Rahmetine kavuştu. Abi bizim mahallede öyle bir adam öldü abi. Yaşlı. Tam kumar oynarken kafasını şeye koymuş, masaya öyle öldürmüş. Mahalleliler demiş ki kesin hesap ödememek için kaçtı demişler. Şey hafız var ya bizim hafız. Çaylı'da. Bir tanıdığı var kuyumcu, Atom diye. Hakikaten böyle kendi söylüyor. Hastaymış Fenerbahçe'ye. Maçı seyrederken gol yemiş Fenerbahçe. Gol deyince kalp krizinden ölüyor. İşte kalp. Bak buna bak. Onun için insan... Gol için ölen bir kalp, bir de Allah için uğran bir kalp. Alay iliğin esveli sabrı. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددنا hepsini na okursanız ثم رددنا أسفل سافلين tek gitti ثم رددنا na biz bütün o sistemini batırdın. Çekmeseniz alemi öldürerek geçtiniz. Yani hatta şey olması hasebiyle yani Medi çekmesen bütün insanlığa bütün kainata evet. Şey ya. Hayat tamam abiler. Renkli oldu ki yerleşmiştir. Bir, hayat neydi? Allah'ın dışında bütün alemlerin hulasası mı? Bunu ezberleseniz yetiyor bugün ders. Yani makineye koyduk. Hayat aldık.
Hayattan da dışarıya latife insani çıktı. Latife insani en güzel nerede görürsünüz biliyor musun? 263. sayfa Barra. Ya 73 ya 63. Söyler misiniz? 263. Latife-i İnsaniye 263 veya 73 Barla. Barla şeyinde Latife-i İnsaniye'yi görürsünüz sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Ben şimdi şey yapmayayım ama ondan sonra bakayım var mı kitabım? Sıkana kitabım. Olsaydı şey yapacaktım. Yokmuş. Tamam. Ama bir daha şey söyler misin ya? Hayat, hayatın özü, his. Bir de ne? Hasira. Allah'ın dışında bütün varlığın özü hayattır. Hayatın da özü his ve şuurdur. His ve şuurun da özü akıldır. Ruh ise aklın özü değildir. Sabit ve müstakil cebelidir. Lemalar 336. Tamam. Şimdi hemen bunu şey yapayım ondan sonra şey yapayım. Allah'ın dışında her şey hayat. Hayat girdi, her şey girdi. Üstad diyor ki, bir karınca hayat girdiği için, hayat girmeyen dağdan büyüktür. Bir daha abi. Bir hayat, kainatın, şeceri fikrat, Allah'ın dışında her şeyin hakikati mi? Ufak bir karıncaya girdi, dağa girmedi hayat. O karınca, o dağdan büyüktür. Sebebi bu işte. Ama ya küçük, hayat için büyük, küçük, sağ, sol, dün, bugün, yarın, bugün, kabir, ahiret, dünya öyle bir şey yok. Gayb, şahadet, ezel, ebed böyle bir şey yok. 30. sözdeki o ayet o zaman beyazdı. Hepsi kaçındı diye dağların şey, tahammülü. Ha dağların tahammülüne çekindiği bu. Bu. Ondan sonra birinci şuurlar karıncada, lemahatta geçiyor o sözlerin sonunda. Şuurlu karınca. Şuurlu karınca diyor. Şuurlu karınca ve şuurlu anıyı diye muvazen etsen. Peki, Latife-i İnsani'yi kulasalandır mı arkadaşlar? Latife-i İnsani hakkında bir, orada da bir dersim var. Orada sitede var. Latife-i İnsani'ye. İki dersim var. İki dersim var. Ha bak dinlemiş. İki tane var. Sonra, Latife-i İnsani'den arkadaşlar, çık dışarıya. Latifeler. Latifeler. Mesela şey, latifeler nedir biliyor musunuz? Hemen şunu şey yapayım. Ruhta mı? Evet. Bak şu. Şeceri fikrat nerede? Bunun bizdeki karşılığı şu. Bu. Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe, şefk-i mukaddese, sürur-i mukaddese, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, iftihar. Bunlardan bir tanesini çıkar, insan insanlıktan çıkar. Gördünüz? Şuurat-ı zatiyeden geliyor. Duygularımız subuti sıfattan geliyor. Kulak, göz, burun diye. Bizdeki beka arzusu, sonsuzluk arzusu nereden geliyor? Zati sıfattan geliyor. Beka, vattaniyet, muhalefetun havadis, kıyam-ı bir nefsi. Oradan geliyor. Kör haritada seyrediyorsunuz. Bu sizsiniz ha. Bu siz, röntgeniniz. Bak çünkü tek tek söylüyorum. Ruhtaki latifelerim şurada. Göz, kulak, burun, subuti sıfattan. Efendim insanın ruhun cevherinde ekilen ezel, ebed, duygusu, ölmeme vesaire. Yani kıdem, beka, vahdaniyet, kıyasi bir nefsi, muhalefetün ilavadis, beka. Bunlardan bu da şunatı ilahiyeden geliyor. Yani şuradan. Şey tövbe şu. Sıfat ilahiyeden geliyor. Allah Allah. Tamam. Hemen geçiyoruz. Burayı gördünüz mü? Latifelerimizin kaynağı. Biraz şok oldum da. Neredeydi? Şu. Çık dışarıya. Hissiyatlar. Hissiyatlarımız yeri neresiydi? Vicdanda his vardı. His nedir? İçerideki sistemi birbirine bağlayan güçtür. His. His neydi? İnsanın içindeki farklı farklı sistemi birbirine bağlayan bağlaçtır, güçtür. Şuur ise kainatı sahibine,
insanı aslına bağlayan güçtür. Hisle şuuru kıyas ettim. Hani var ya, hayatı, kainatı hulasası hayat. Hayatı hulasası his ve şuur. Anladık mı? Şimdi izah ettim onu şimdi. His, içsel alemdeki farklılıkların tek bir hakikatmiş gibi birbirine bağlayan, bütünleyen, bütüne getiren. Abi şimdi onu böyle bir kısa öz bir cümle. Peki, içsel alemdeki farklı yapı ve sistemleri birbirine bağlayıp tek bir hakikat imiş gibi işleve vesile olandır. İşleve, paratize, çalışmaya, ister paratize, işlevine vesile olandır. Şuur ise insanın dışındaki mahlukatı hakikatına, insanı aslına bağlayandır. Evet, şuur ise. Birincisi his miydi abi? İnsanın dışındaki mahlukatı, insanın dışındaki şefkat mı yapıyor bunu? Yani. Sana şefkat, şefkat başka insanı. Hiç onu sokmadı. Hı. Birinci maksatta mıydı? 30 şeyde. Söyleyelim. Hangisi abi? Hayat bahsinde. 300-336 ile malı. İnsanı aslına bağlayandır. Sözler 506. Evet o. Hayat birinci maksat. O, evet, his ve şuur. Ben şey dediğim zannettim. O kulasa kulasa o. Tamam abi. Şimdi ben dışarı çıkarmak istiyorum biraz da. Çıkayım. Ezan herhalde geldi değil mi? Geldi. Heh. Tamam. Çıkıyoruz hissiyattan. Tamam abi. Duygular. Duyguların yani aslında benzini de oluyor his. Duygular, göz, kulak, burun, dil, ne oldu? El, sevk, şevk. Bunlar. Sonra çık dışarıya, fiiller ve eylemler. En güçlü mekan mı oluyor? Şimdi en cami nedir? En cami ayna, en cami Allah'a en kapasiteli ve kaliteli Allah'a gösteren nur ve kesif midir? Kesiftir. Bir daha. Allah'ı en cami, en kaliteli gösteren nurani midir, kesif midir? Kesiftir. Karanlık ne kadar? Onun için Allah'a en cami cismaniyettir. Meleklerde bu yoktur. Meleklerde bu yoktur. Peki, meleklerde bu yok. Ağaçta var, sığırda var. Meleklerden üstün mü? Onlarda şuur olmadığı için, izan iltizamları olmadığı için, itikatları olmadığı için, malzemeleri var, içsel yapıları, ruhları basit olduğu için aşağıda. Meleklerin ise sistemleri yüksek bizden, fakat malzemesi yok. Onun için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a karşı bir adım daha atarsam yanarım ya Muhammed dedi. Şimdi Allah'ın izniyle bugün öyle zannediyorum, ruhun dört vasfından zişuuru geçen hafta, zihayatı da bu hafta bitirdik. Kaba taslak bu inşallah. Tamam mı? Sorunuz olursa veya bunu mutlaka ezberlemeniz gerekiyor. Yani zihayat dışarıya çıktığı zaman bu bir, iki, dört, beş taneyi ezberlemenizi rica ediyorum. Zişuuru 2, 4, 5 zişuur dışarıya çıkarken bak Latife-i Rabbaniye, bu Latife-i İnsaniye görüyor musunuz? Bak ne kadar şey acayip. Risale-i Nur örülmüş, örülmüş. İnci gibi. Yani bir yerde hata oldu hemen anladım. Fıtrat insanı olmaz burada çünkü. Buraya nasıl girdi? Sana cevap verdim ama Allah Allah olmaması lazım. Meğer fıtrat isen şuradayım. Gördünüz ya. Ha, şimdi bunu ezberliyorsunuz hepsini değil. Şunu, şunu abiler. Sonra Allah nasip ederse vücut hariciyi konuşacağız. Haftaya. Haftaya. Eğer nasip sağsak ve ben gelebilirsem Adıyaman, Diyarbakır, Hatay bir şeyden. Sonra bunu konuşacağız. Sonra ben acele ediyorum. Bu ruh arştan. Sonra dimağa ineceğiz. Defi muhafıza.
Yani her bir derste bir yeri geçiyoruz. Sonra Allah nasip ederse kalp olan aşktan konuşacağız. Sonra cennet cehennemden konuşmayacağız. Aşağı ineceğiz, kürsüye ineceğiz. Direkt gideceğiz ama buraya. Peki, Allah gecemizi gündüzümüzü mübarek etsin. Allah bu hakikatle haklanmayı nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Hak bu tanımladığı, bu hakikati bize nasip ettiği için bu hakikatle haklanıp buna göre adım atanlardan eylesin. Amin. Ve bu hakikatin ortaya çıkmasına sebep olan, en büyük sebep olan uhuvvet ve tesanüt sırrına mazhar eylesin. Amin. Uhuvvet ve tesanüt sırrına mazhar eylesin. Amin. Cenab-ı Hak haşirde bunu niye yaptın? Bunu niye dedin? Bunu niye yapmadın? Bunu niye demedin? İtaplı sualine vesile ve sebep olacak sözlerin fiilleri dünyada nasip etmesin. Amin. Etmişse Settar ismi hürmetine affeylesin. Ve Risale-i'nin unvanı, talebe unvanı ile talebe ulum unvanına gitmeyi nasip eylesin. Amin. İhlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle işte bu kebair sırrına mazhar eylesin. Amin. Vahir davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.